galim, batı galim, boş kemaya ya yugalim, beni kalayın ya dvara. Yugalim, beni kalayın ya dvara. Yugalim, beni tolika gorena kana. Yugalim, beni tolika günaydın. Nasılsınız? Günaydın. Teşekkür ederim. Evet. Olmuş mu? Evet. Benzemiş mi? Çok güzel olmuş çünkü çiçek takıyorlarmış başlarına. Evet, evet. Ben de canlı bir de. Bizim Muğla yöresinde çiçek takıyorlar. Yani günüm güzel geçsin. Kazaklarla aynı. Bahsederiz bunlardan da. Evet, evet. Aslında Güney Rusya'da öyle gelenek var. Yani Ukrayna, o taraflarda, Moldova. İşte kültürler etkileşim halinde. Bizde de şeyler takıyor, yörüklerimiz takıyor bizim Muğla yöresi. Evet. Günüm güzel geçsin, iyi dilek anlamında yani. Evet, evet, iyiyim anlamında, mutluyum. Bugün ayrıca evet, mutluyum. Ne güzel. Evet, evet, güzel bir gelenek değil mi? Aslında insanlar böyle bu gelenekleri yaşatsa kesinlikle, ne güzel kesinlikle olurdu. Ben de sizinle görüşmeden önce bir internete başvurdum, araştırdım sizi. Salim Nizam, ilk önce Wikipedia'dan baktım. Evet. Türk, evet, evet. Şair, yazar ve öğretmen diye geçiyor. Evet. Öğretmenliğe devam ediyor musunuz? Tabii ki devam ediyorum. Türk Dili Edebiyatı Öğretmenliği yapıyorum. Burada Gönen'de bir lisede çalışıyorum. Aynı zamanda roman yazıyorum. Roman yazmayı sürdürüyorum. Kaç tane evet, romanı yazdınız? Şu anda 6 roman oldu. Şu anda İngilizce'ye çevrilen romanım var. Kırmızı Minibüs. Babama anlattım. Bir ama daha henüz yayınlanmadı. Çevirim aşamasında değilim. Bu kitabım da Don Kazakları. Rusya'dan Kazakların torunları ulaştılar bana. Şimdi Rusya'ya çevirtiyor onu. Bakalım inşallah yayınlatmak, yayın evi bulacak Moskova'da sanırım. Evet. Rusya'ya yayınlatmak gibi bir düşüncemiz var kitabımızı. Evet, bayağı da kalın bir kitap değil mi? Kaç? 500 sayfaya yakın, 496 sayfa bir kitap. Evet. Bu işte Kazakları anlatıyoruz bu kitabımızda. Evet, sizin ne kadar sürdü bu roman yazı işiniz? Bayağı büyük bir romanmış. Şimdi Don Kazakları 7 yıl sürdü. 7 yıl. 2011'de İzmir'de TRT'ye davet edilmiştim ben. Daha önceki çalışmalarım biliniyordu. Ben o zaman Kazaklardan bahsettim orada ve tabii ilgi çekti. Daha sonra tekrar bir TRT'ye davet aldım. Kazaklarla ilgili bir program yapalım dediler. Dedim ki ben daha hazır değilim yani. Henüz yeni başladım romana. Elimde görüntüler yok. Hemen Kocagöl'e koştum. Orada yaşayan Valedo ve Anna çiftimiz var. Kazakların gitmeyen bir aile var. Son bir aile var. Kitabın ismi de oradan Son Kazak zaten. Valedo ile Anna'yı anlattık. Onlara başvurdum. Güzel bahçeleri var. Kahve içtik bahçelerinde. Kamelyaları var. Rusya'dan getirdikleri çiçekler var hala bahçelerinde. Onları çoğaltmışlar. Ve röportaj yaptık. İki tane kilisemiz var Kocagöl köyünde. Onların fotoğraflarını çektik. Ve ben programa gittim. Yarım saatlik bir belgesel program oldu. Çok çok güzel oldu. Ve roman ondan sonra gelişmeye başladı. 2017 yılında da yayınlandı kitabımız. Evet, 4 yıl. 4 yıl tabii, önce. Tabii tabii 4 yıl önce yayınlandı. O belgesel YouTube'dan bakabiliyoruz tabii, değil mi? Tabii, tabii tabii Salim Nizam TRT yazdığınızda çıkıyor. Kazaklarla ilgili görüntüler var. O şekilde yaptık programı. Evet. Çok güzel. Canlı yayındı zaten. Canlı yayındı. Yayınlandı. Yani Kazaklarla ilgili çalışmalarımız hala devam ediyor. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde 4 arkadaşımız, akademik arkadaşımız. Bununla ilgili program hazırladık. İçlerinden biri de bendim. Ve kitaplar yazıldı. Bakın bu çok yeni yazıldı. Bu da bir Profesör Doktor Yılmaz Arı'nın kitabı. Kuş Cenneti Milli Parkı diye. Mayas Gölü'nün tarihi var bunda. Kazakların gelişleri var. Kazakların göçü var. Yani çok farklı konularda işlenmiş ve bölgeyi anlatan bir kitap. Bu çok yeni. Yılmaz Arı da zaten
Bandırma Üniversitesi'nde bir profesör kendisi ve kazaklarla ilgili çalışmalar yapıyor. Yine Muğla'dan bir arkadaşımız var, yine kazaklarla ilgili, onların gidişleriyle ilgili Amerikan arşivlerinde araştırmalar yapmış. Çünkü bir kısmı biliyorsunuz Kazakların Kanada'ya ve Amerika'ya gidiyorlar o dönemde. Evet. En son göç diyebiliyorum ben. 63 Evet. yılında Kanada, Evet. Amerika. Evet, Amerika'ya da gidiyorlar. 200-220 kişi gibi Amerika'ya Evet, göç evet. edenlerden. Evet, çünkü Amerika kapital sistemi olduğu için ev, araba vaat ediyor onlara. Tabii, evet, gitmeleri biraz daha hüzünlü çünkü bilmedikleri coğrafyalara gidiyorlar. Kazaklar bence Amerika'ya ait değiller hiçbir zaman çünkü onlar Rusya'nın ve Anadolu'nun insanları. Annemlerden ben hep duyuyordum. Çünkü bizim geldiniz köyümü biliyorsun, Paşa Çiftliği, babamın köyünü. Çok yakın bize, 7-8 kilometre mesafede.